Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Leyla ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu modelin farklısını yapmıştık. Şimdi fıstıklı olanı anlatacağım arkadaşlar. Bu yaprak detayıyla çiçekli olanı vardı. Şimdi bu da fıstıklı. Yan yan böyle. Çok güzel oldu bence. 443 numara sarım Leylak markası. Morum 208 numara leylak markası. Yeşilim 117 numara leylak markası. Tığım 22 numara arkadaşlar. Şimdi vereceğim arayla başlıyorum. Şu motif bittikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane pimpirim yapmışım. 2 dördüncü yapmışız. Şimdi 12 tane olana kadar pimpirim yaparak vereceğim arayla başlıyorum. başına bir alıp tığ battısına girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Başına 1 aldım yanındakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. başına bir alıp yanındakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir aradan girip kapattım başına bir aldım yanındakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım 2 4 6 8 9 olmuş başına bir aldım yanındakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım 10 başına bir aldım yanındakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çektim aradan girip kapattım 11 başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım 12 2 4 2 4 6 8 10 12 başına bir aldım yanındakine girdim önce bir sonra iki sonra iki şimdi bu vereceğim ara 12 tane pimpirim yaptım arkadaşlar 16 adet zincir çekeceğim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şöyle aşağıdan 7 zincir bırakıyorum hemen hemen Bakın. İpin ucunu alıp kapatıyorum. Bir yuva oluşturuyorum bakın. Şimdi bu yuvayı şöyle ön tarafa elimizle tutarak ön, önümüze alalım. 1 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuva içerisine girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim son kez başına 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim bu şekilde bir yaprağımız var bir adet zincir çektim şimdi şöyle geriye dönüyorum dördüncü pimpirikte kapatacağım bakın 1 2 3 bu dördüncü pimpire giriyorum sabitledim tekrar iki adet zincir çekip tekrar düz yüzünü döndüm Bakın şu şekilde yaprağımı aldım bakın dördüncü pimpirikte kapattım geride son trabzan arasına girdim iki zincirimi sabitledim 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7. yuva içerisinde sabitliyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Başını bir alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 5 adet zincir 2 trabzan yaptım araya 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım birinci ikinci trabzanın 5 zincir çekip yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bakın 5 zincir 2 trabzan araya 3 zincir 2 trabzan sonuncunu yine 5 zincir çekip yuvanın içinde kapattık bakın şimdi yine yaprağımızı yapıyoruz 2 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim 2 2 çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başını 3 aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 çektim şimdi 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak yuvaya gidiyorum 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitledim. Bakın bu şekildeyiz şu an. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 9 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 bakın. 4 5 6 7 8 ve 9. 10. bu araya bu çubukların pimpirik hizasına girmek için 10. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Dört zincir çekip aradan girip kapattım. Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Dört zincir çekip bu aradan girip kapattım. Bakın. Şimdi yine mesela 12 tane pimpirik yapıp yine aynı bu işlemi yapacağım. Verdiğim ara 12 benim. Size kaç tane pimpirik arası verecekseniz sonrasında yapacağınız işlem bu. İlk aranız kaç pimpirikse ondan sonraki aralarda o şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Alt kısmımız hep bu şekilde gidecek. Mesela benim 12, 12 pimpirik yaptıktan sonra yine bu işlemi yapacağım. Şimdi fıstık kısmına geçelim. Sarı rengimi kullanarak fıstığımı yapacağım. İpimi tığıma sabitledim. Buradan düz yüzünden bakın. Ortadaki ilk yuvaya girdim ipimi sabitledim 11 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zinciri parmağımın üzerine koyup ilk zincir biraz uzatıyorum hafif altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 1 ipin ucunu al dibinde zincir çek 2 ipin ucunu al dibinde zincir çek 3 4 ipin ucunu al dibinde zincir çek 5 6 7 8 ipin ucunu al dibinde zincir çek şöyle tırnağına tut 9 10 11 12 13 14 15 16 16 adet ilmek topladım ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim aynı yuvaya girdim ipin aldım ilmek edindim her iki ilmeğimi şöyle fıstığım birazcık düzelterek kapadım bir iki zincir çektim hemen bu yandaki ikinci yuvaya girdim sabitledim 11 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yine ilmek topluyoruz ilk ilmeğim çok hafif uzattım zincire batmak yok altından giriyoruz ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip çok hafif uzatıp tırnağınızla tutun 1 2 ipin ucunu al dibinde zincir çek hafif uzat 3 4 5 6 7 8 9 10 ipin ucuna dibinde zincir çek şöyle hafif uzat 11 12 13 14 15 ve 16 ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim yine aynı ikinci yuvam girdim ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım şöyle bir elimle düzenledim fıstığımızı bir 2 zincir çektim. Son yuvan buradaki köşedeki son yuvama girdim, sabitledim. 11 adet zincir çekiyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hafif ilmeğimi uzattım. Altından girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip pardon. Altından gir, ipin ucunu al. Dibinde zincirçe kayfı uzat 1 2. 3 4 5 ipin ucun al dibinde zincir çek hafif uzat 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hepsi tığımda ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim yine son yuvama girdim ipin ucunu aldım ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım elimle şöyle bir hafif düzenler gibi yapıyorum sıkıladım bir iki adet zincir çekip ipimizi kestik İşte bu kadar arkadaşlar Sizce de çok güzel bir model olmadı mı? Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah anlatabildik. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.